Herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün Beyza Hanım'la birlikteyiz kitap eğitimimiz için. Kocaeli Üniversitesi Yapay Zeka Kulübü adı altında ilk etkinliğimiz. Çünkü resmi olarak kurulmuş olduk bugün ve ilk eğitimimizi kitap eğitimi olarak planladık. Beyza Hanım da bu eğitim için bizlere katıldı. Çok teşekkür ediyorum. Beyza Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ediyorum. Bu arada tebrik ediyorum. Bugün ilk eğitiminizi yapıyormuşsunuz. İlk Evet. Eğitimi hani onur ve şeref duydum bu konuda. Evet, sağ olun, Ben de çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Bazı konuşmacı çağırdığımız zamanlar olmuştu ama onları hep topluluk adı altında yapıyorduk. Kulüp adı altında bugün ilk olarak hem ilk etkinliğimiz hem ilk eğitimimiz olmuş oldu. İlk eğitim açısından da bir GitHub eğitimi planlamak istedik. Çünkü bundan sonra arkadaşlara da duyurayım bir Python eğitim serimiz olacak. Ama bunları yaparken klasik Python eğitimlerinin sadece videoları bitirmek üzerine kurulu olan Python eğitimlerinin yanı sıra biz biraz daha test ve ödev ağırlıklı Python eğitimi vereceğiz. Bunun için de GitHub üzerinden projelerimizin yüklenmesini yapacağız. GitHub'ı hem bu açıdan kullanmak arkadaşlar için önemli olacak hem de ben de bir bilgisayar mühendisi öğrencisi olarak insanların hep işe alımlarda baktığı yer aslında bilgisayar mühendisliklerinde GitHub oluyor. GitHub'ınız ne kadar aktifse aslında o kadar programlama yapabiliyorsunuz. Oradan sizin yaptığınız işlere, projelere bakıyorlar. Bu açıdan GitHub'ın da çok önemli olduğunu biliyoruz. Bunun için bir GitHub eğitimi planladık. İsterseniz eğitime geçmeden önce siz kısaca bir kendinizi tanıtın, sonra eğitime geçelim. Tamamdır. Teşekkür ediyorum tekrardan. Ben Beyza Sarıkaya, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 3. sınıf bilgisayar mühendisi öğrencisiyim. Halen öğrenciyim. Kendimi web alanında geliştiriyorum. Şu an front-end alanında çalışmalar yapıyorum. İlerleyen zamanlarda full stack olmayı planlıyorum. Umarım ilerleyen daha sonraki zamanlarda bir proje yöneticisi olmak istiyorum. Kendimden bu şekilde hani kısaca bahsedebilirim. GitHub'ı yoğunlukla hani gerçek çok yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Küçük bir iş deneyimim olmuştu. Bu iş deneyimimde ekip çalışmasını GitHub üzerinden sağlıyorduk. Bir proje olduğu zaman, bir ekip çalışması yapılacağı zaman GitHub gerçekten bizim kurtarıcımız oluyordu, kahramanımız oluyordu. Çünkü ben bir değişiklik yapıyorum, arkadaşım bir değişiklik yapıyor derken ortaya farklı hani dallar çıkıyordu, farklı şeyler çıkıyordu. Bunları birleştirme konusunda GitHub'dan yardım alıyorduk. Ben de bu şekilde deneyerek, GitHub'ı bu şekilde deneyerek sürekli üzerine biraz uzmanlaşmış sayılabilirim. Bu şekilde eğitime şu şekilde devam etmek istiyorum. Bir sunum hazırlamadım. Çünkü üniversite öğrencisi olarak sunumlar üzerinden devam etmenin çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü her yerde hani sunum var. Bundan ziyade interaktif bir eğitim olmasını istiyorum. Bu yüzden ekranımı paylaşacağım, GitHub sayfamı paylaşacağım. Burada evet. GitHub'da profilimizde neler var, hani hangi terim bize neyi ifade ediyor. Onun haricinde GitHub desktop uygulamasının kullanılmasını göstermek istiyorum arkadaşlarıma. Hatta bunun için gönüllü bir arkadaşımız olursa çok mutlu olurum. Hani hiç GitHub'ı deneyimlememiş, bilmemiş bir arkadaşımız olursa hem o öğrenmiş olur, hem benim yönlendirmemle yapacak zaten o arkadaşımız. GitHub'ı da öğretmiş olurum bu şekilde. Diğer arkadaşlarımız da keza bir taraftan denerlerse çok güzel olur. Bu konuda gönüllü bir arkadaşımız var mı? Yani sıkıntı yok, çok rahat olsunlar. Ben önce zaten anlatacağım. Daha sonrasında GitHub Desktop uygulamasını arkadaşımızın indirmesini isteyeceğim. Ben yönlendireceğim, o yapacak. Bu şekilde hem öğrenmiş olur, hem de diğer arkadaşlarımız da görmüş olur. Tamam. Bir soralım arkadaşlara. Gönüllü olmak isteyen tabii var mı? Ki isteyen vardır ama hiç çekinmeyin arkadaşlar. Aynen, çekinmenize gerek yok. Ben yönlendirme yapacağım zaten. Hani yanlış yaparım diye korkmayın. Hani yanlış yapmanız kadar doğal bir şey yok. İlk defa göreceksiniz belki de. Evet. Asıl bu şekilde öğrenmiş olacaksınız. Hatta akıllarına gelen soruları sormaları da tabii diğer ki. arkadaşlardan daha iyi olur. İlk defa Kesinlikle. öğrenen birisi nerede takılıyor falan bunu görmüş oluruz. Kayıt alıyoruz şu an ve hani bu şey gibi oluyor aslında biraz böyle hoca tahtaya soru yazar ve hani sen yap gibi oluyor. İnsanlar çok Yok yapmak yok. ister. Ben Ya, bir gönüllü geleceğine eminim. Ya şöyle dediğim gibi çok sunum üzerinden gitme taraftarı değilim. Her yerde sunum var, her yerde yazı var. Deneyebileceğimiz alan çok kısıtlı. Bence şansınız varken bir arkadaşımız gönüllü olursa çok güzel olur. Evet. Hatta GitHub öğrendiğini de şirketler sorduğunda direkt video ile birlikte gösterebilirim. Bunu YouTube'a yükleyeceğiz. Şu an 41 kişi güzel bir katılım var.
Bu arada gönüllü olmak isteyen arkadaşlar el kaldırırlarsa konuşma ve isterlerse kameralarını açma yetkisini vereceğiz. Merhaba. Dediğim gibi şu an için ha, süper. Sesim geliyor mu şu anda? Ya Hatta yaz gönüllü. aynen. şu an herhangi birisi gönüllü olmuyor anladığım kadarıyla ama ben başka kimse olmayacaksa olabilirim. Onu söylemek istedim. O şekilde. Ya bu arada hoş geldiniz Beyza Hanım tekrardan. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Evet. Sağ ol. Öncelikle ben gönüllü olduğun için teşekkür ederim. Cesaretinden dolayı da tebrik ederim. Eğitime geçmeden önce istersen sen de kısaca kendini tanıt izleyenlere. Sonra Beyza Hanım'la birlikte eğitime geçin. Ben de buradan seyirci olarak izleyeyim. Tamamdır. Ben Feyyaz Can Köse. Bilişim Sistemleri Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Kocaeli Yapay Zeka Kulübü'nün yazmanlığını ve staj iş ekibinde yer alıyorum. Benim anlatacağım bu kadar aslında. Başka bir yaptığım bir şey yok. Bu şekilde. Teşekkür ederim sizinle tanıştığım için. Ben de Feyyaz çok teşekkür ederim. Arkadaşımız aynı zamanda çok da mütevazi bir arkadaş olduğundan kendi Instagram hesabından bahsetmedi. Ben bahsedeyim ondan. Feyyaz'ın Feyyaz Kod diye çok güzel bir yazılımla alakalı bilgiler paylaştığı güzel bir Instagram sayfası var. YouTube kanalımıza abone olurken Feyyaz'ın Instagram'ı da takip edebilirsiniz deyip artık lafı size bırakıyorum o yüzden. Tamamdır, süper. Şimdi öncelikle şöyle yapalım. Ben genel temel bilgileri vereyim. Feyyaz, sen de o sırada GitHub Desktop uygulamasını indirebilir misin? Tabii. Eğitim bittikten sonra hazır olsun. Tamamdır. İstersen hemen link de atabilirim. Fark Hatta etmez. arkadaşlarım da bir yandan indirsinler. Ben linki chat'e bırakayım hızlıca. Tabii. Arkadaşlarım da indirsinler. Hep beraber İndirirken denemiş oluruz. ekranı paylaşayım mı yoksa Ekran. paylaşmayayım Yok, mı? şimdi değil. Şimdi ben paylaşacağım. Küçük bir eğitim vereceğim. Ondan sonra sen ekranını paylaşacaksın. Tamamdır. Tamamdır. Ekran geldi şu an. Süper. Sanırım bir sıkıntı yok. Şimdi öncelikle GitHub'a giriş yaptığımız zaman biraz sonra hani şöyle GitHub'a hani kayıt olmak, giriş yapmak bu konularda hani arkadaşlarımın sıkıntı yaşamayacağını düşünüyorum. Çünkü hani bir kullanıcı adı, bir mail ve bir şifreyle rahatlıkla giriş yapabilirler. Giriş yapıldığı zaman bizi şu aslında ana sayfa karşılayacak. Bu ana sayfada şu an benim takip ettiğim arkadaşlarım olduğu için dolu görünüyor. Fakat yeni giriş yapan arkadaşlarım da bu sayfa boş görünecek. Sonrasında bu taraftan profillerine giriş yapabilirler. Ben öncelikle profilde neler var? Biz GitHub'ı aslında çoğunlukla ne için kullanacağız? Bundan bahsetmek istiyorum. Önce aslında Git ve GitHub kavramından da bahsetmek gerekiyor. Git'ten bahsedecek olursak, Git lokalde çalışan, arka planda çalışan bir servis. Git bize repozitörler sağlıyor ve bu repozitörler sayesinde biz de projelerimizi yayına alabiliyoruz, yayınlayabiliyoruz. Bu repolar sayesinde versiyon kontrol sistemi yapabiliyorum. Biraz sonra versiyon kontrol sistemine değineceğim. GitHub ise Git'ten farklı olarak bize bir arayüz sunuyor, web hizmeti sunuyor. Biz de bu web hizmetini kullanarak bir arayüz sayesinde projelerimizi yayına alabiliyoruz. Dediğim gibi Git'te çok bir farkı yok. Sadece bize sunduğu tek şey bir web hizmeti sunması. Aynı Git'in lokalde çalıştığı gibi GitHub da lokalde çalışıyor fakat arkada çalışıyor. Bu hizmeti bize uzaktan sağlıyor. Yani aslında GitHub bize diyor ki gel sen benim hizmetimi, arayüzümü kullanarak bir repo oluştur, repozitörü oluştur. Bu repozitörünü benimle paylaş. Zaten ben arka planda Git sistemini kullanıyorum diyor. Bu Git sistemi sayesinde biz GitHub üzerinden her türlü işlemi yapabiliyoruz. Rahatça repozitörümüzü yönetebiliyoruz. Dosyalar, klasörler, ekleme çıkarma yapabiliyoruz. Başka servislerle projemizi entegre edebiliyoruz. O yüzden ben her zaman tabii ki Git de kullanılabilir fakat GitHub ve GitHub Desktop kullanılması taraftarıyım. Çünkü GitHub Desktop bize daha kolay bir arayüz sunuyor. Hani komutlarla uğraşmaktan ziyade desktop'un bize sunduğu işte birkaç butonla işimizi çözebiliyoruz. O yüzden ben kolay iş taraftarıyım. Şimdi biraz GitHub profilinizden bahsetmek gerekirse. Şimdi profilimize girdiğimiz zaman, yanlış bastım, pardon.
Profilimize girdiğimiz zaman bizi böyle bir ekran karşılıyor. Bu ekranda bu ritmi kısmını aslında ben oluşturdum. İsteyen arkadaşlarım bunu oluşturabilirler. Biraz sonra belki zamanımız kalırsa bunun nasıl oluşturulduğuna da değineceğim. Biraz daha aşağılara indiğimiz zaman repozitörlerimiz görünüyor. Ekrana pinlediğimiz repozitörlerimiz görünüyor. Bunları siz kendi isteğinize göre şekillendirebilirsiniz. Hangi projenizin ön planda olmasını istiyorsanız bunları bu şekilde profilinize sabitleyebilirsiniz. Bunun şöyle bir avantajı var. Bir işveren ya da herhangi biri profilinize girdiği zaman aslında ilk bakacağı yer her zaman pinlenmiş projelerinizdir. Bu pinlenmiş projeleri seçerken aslında dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Bunlar mesela iyi olduğunuzu düşündüğünüz projeleri her zaman ön plana çıkarmaya çalışın. Mesela atıyorum benim gibi ben mesela JavaScript alanında aslında çalışmalar yapıyorum. JavaScript alanında yaptığım çalışmaları ön plana çıkarmak isterim. Çünkü neden? Birisi hani profilime girdiği zaman ha yani JavaScript alanında bu projeleri yapmış. İşte belki bu proje hakkında benden bilgi almak isteyecek ya da bana iş teklif etmek isteyecek. O yüzden gerçekten bu kısım önemli. Sonrasında aşağıya indiğimiz zaman contribution'ları görüyorum. Şimdi aslında contribution'lar çok önemli. Hani buranın biraz boş olduğuna bakmayın. Contribution'lar gerçekten çok önemli. Peki bu contribution'lar bize ne sağlıyor? Şimdi burası bizim contribution calendar dediğimiz hani dediğimiz kısım. Şöyle diyebilirim. Contribution'un Türkçe karşılığı katkı demek. Yani projeleri yaptığımız katkılar hangi tarihte, hangi projeye ben nasıl bir katkı yapmışım, nasıl bir contribution yapmışım? Ben burada bunları görebiliyorum. Mesela şu tarihe bakmak istediğim zaman 21 tane contribution yapmışım. Yani projeye ekleme yapmışım. Bunların hepsi burada listeleniyor. Atıyorum burada ne yapmışım bu tarihte? Bunları yapmışım. Hani bunları bu şekilde görüntüleyebiliyorum. Burası açık renkten koyu renge doğru hani ilerliyor. Koyu renk tabii ki hani tahmin edebileceğiniz gibi çok fazla yaptığınız hani contribution'ların sayısının fazla olduğu anlamına geliyor. Şimdi burası neden önemli? Şöyle bir durum var. Biraz önce dediğim gibi bir işveren profilinize girdiği zaman aslında gözle çarpan yerlerden birisi de burası. Burası bize ne ifade ediyor? Burası bize şunu söylüyor. Diyor ki yani bu kişi yoğun bir şekilde projeler üzerinde çalışıyor demek oluyor. Yani projelere eklemeler yapıyor musunuz? Kendinizi güncel tutmak için yeni projeler takip ediyor musunuz? Ya da yeni projeleri forkluyor musunuz? Biraz sonra bu terimlerden tabii ki bahsedeceğim. Forklamaktan, branch gibi kelimelerden bahsedeceğim. Hani ya da işte atıyorum bulduğunuz bir projeyi değiştiriyor musunuz? Güncelleme yapıyor musunuz? Hepsi burada görünüyor. Birisi profilinize girdiği zaman da buraya bakarak rahatça anlayabiliyor sizin ne kadar aktif olduğunuzu. Aşağıda da dediğim gibi hangi tarihte ne yaptığınızı bu şekilde çok net bir şekilde görünüyor. Eğer bunun hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız şuradaki hani nasıl bu sayıyı tuttuklarını merak ediyorsanız buradan bu butondan bakabilirsiniz. Ana sayfada bunlar var. Şimdi biraz da sol taraftan, profil tarafından bahsetmek istiyorum. Şimdi buraya edit profile dediğiniz zaman buraya aslında hani ben biraz kısa yazdım. Fakat sizler 2-3 cümle yazabilirsiniz. Bu 2-3 cümlede nelerden bahsedebilirsiniz? Kendinizden kısaca hani çok uzun tutmayın derim. Okunabilir olsun. Hani göz gezdirilebilir olması tavsiye edilir. Neler yaptığınızdan bahsedebilirsiniz. Çünkü yani dediğim gibi İlk profilinize girdikleri zaman hızlıca okuyup geçebilsinler, bir bilgi sahibi olabilsinler. Sonrasında aşağıda aslında bağlı olduğunuz şirket, bulunduğunuz şehir, mail adresiniz, web siteniz, Twitter adresiniz, bunları mutlaka aslında yazmak gerekiyor. Çünkü dediğim gibi bir işveren ya da birisi bir ekranın profilinize girdikleri zaman, bir projenizi beğendiği zaman sizinle iletişime geçmelerini sağlayabilirsiniz. Mesela atıyorum, ben e-commerce diye bir proje yapmışım. Projemi işveren beğendi fakat mailim olmadığı için benimle iletişime geçemiyor. Bu gerçekten kötü bir durum. O yüzden mutlaka profiliniz güncel olsun ve sık sık kullandığınız mailiniz olsun. Şöyle koyalım. Bağlı olduğunuz şirketi yazabilirsiniz. Ben CodeCraft adını verdiğimiz girişimde bulunuyorum. Adana'da yaşıyorum.
Web sitem olsaydı mesela web sitesi adresimi de eklerdim. Twitter'ım olsaydı Twitter'ımı da eklerdim. Burayı mutlaka güncel tutmanızı öneririm. Şirket kısmına bir yere bağlı değilsiniz. Öğrenci de yazabilirsiniz. Buralar mutlaka güncel olmalı. Sonrasında aşağıda rozetler dediğimiz bir alan bulunuyor. Bu rozetler ne anlama geliyor? Aslında şöyle, yani mesela yani bu rozetlerin aslında çeşitlerini çok fazla bilmiyorum. Fakat şöyle diyebiliriz. Mesela ben burada bu rozeti neden almışım? Bir projeye ekleme yapmışım, contribute etmişim. Bu yüzden 2020 yılında contribute etmişim ve GitHub bana bu rozeti vermiş diyebilirim. Sonrasında aşağıda highlights var. Burada bir pro etiketi var. Şimdi bu pro etiketi nedir? Biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Bu pro etiketi ne alabilmek için aslında bir öğrenci hesabınızın olması gerekiyor. Bu öğrenci hesabınızla Student Developer Pack adını verdiğimiz GitHub'ın bize sunduğu bir hizmet var. Bu hizmet sayesinde şöyle söyleyeyim, hatta giriş yapalım sizlere bir yandan göstereyim bize hangi hizmetleri sunduğunu. Evet. Bir saniye. Hatta şey de bırak, çete de bırakayım ben. Hatta bu esnada ben yeni öğrendiğim bir şeyi de aktarabilirim. Bu rozetler kısmında geçenlerde gördüm şeyi de eklemişler rozetlere. Mars'a gönderilen Mars aracına katkı veren insanların profillerine Mars'a kod yolla diye şey eklemişler. Bu da aslında yazılımcılar için çok heyecan verici. Hani işte yapabileceğin en yüksek nokta aslında NASA'ya bir kod yolluyorsun. Onu senin Mars'a gidiyor. Bunlar Oo, bunu kadar. duymamıştım. Chat kısmını şey yapamadım. Bulamadım. Arkadaşlar Neden bulamadım? Ha şurada şurada. Evet. arkadaşlar Burada da ha, tamamdır. Burada bulunsun. Şimdi şöyle bir yandan da suyumu içeyim. Şimdi Student Developer Pack aslında öğrenciler için gerçekten çok faydalı. Çünkü çoğu hizmeti GitHub bize ücretsiz bir şekilde sunuyor. Mesela bunlara ne dahil? JetBrains'i duymuşsunuzdur. Birçok programlama dilinde bize IDE sunuyor aslında. Çok kaliteli bir IDE bana göre. Fakat ücretli öğrencilere GitHub mesela ücretsiz bir şekilde veriyor. Bu yüzden pro etiketini almak biraz önemli bence bana göre. Peki bu etiketi nasıl alabiliriz? Buradan Student Developer Pack'ten kayıt olacaksınız. GitHub hesabınızı eşleştireceksiniz. Fakat bunun için de EDU uzantılı bir mail adresine ihtiyacınız var. EDU uzantılı mail adresinizi GitHub hesabınıza da entegre etmeniz gerekiyor. Ettikten sonra giriş yaparak bu pro etiketini kolaylıkla alabilirsiniz. Daha sonrasında burada sunulan tüm her şeyi ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Hani merak ediyorsanız şu an inceleyebilirsiniz baştan sona. Çünkü hani derya deniz burası gerçekten. Çok fazla şey var. Hani benim görmediğim, bilmediğim bir sürü şey var. İşinize yarayanlarını buradan kullanabilirsiniz. Pro etiketinden sonra organization'dan biraz bahsedeyim. Organization sizin hani bağlı olduğunuz bir hani şirket diyebiliriz belki. Ya da mesela atıyorum bağlı olmasanız dahi hani bir organizasyona katılabilirsiniz. Onlara istek gönderebilirsiniz. Bu istek bizim ne işimize yarar? Mesela atıyorum tamamen sallıyorum Trendyol. Trendyol'un GitHub hesabına bu isteği atarak onların gizli tuttuğu, private tuttuğu projeleri de görebilirsiniz. Tabii ki bu isteği kabul ederlerse, etmezlerse maalesef göremezsiniz. Bu organizasyon da bizim CodeCraft adı altında kurduğumuz bir organizasyon. Bu şekilde bahsedebilirim. Şimdi buraya kadar aklınıza takılan bir şey var mı? Varsa hemen cevaplayayım. Biraz sonra çünkü can alıcı bir yere geçeceğiz. Repositörlere geçeceğiz. O yüzden buraya kadar aklınıza takılan bir şey varsa hemen hızlıca cevaplayabilirim. Herkes çok iyi anlıyor. Tamamdır. Daha sonra da zaten soruları alabilirim. Tamamdır. Şimdi repozitörlere asıl olaya gelebiliriz. Repozitörlere girelim. Şimdi repozitörünün
anlamı, kelime anlamı nedir? Aslında repository depo anlamına gelir. Veri havuzu, veri deposu anlamına gelir. Buraya biz projelerimizi yüklüyoruz. Bu proje bir dosyadan da ibaret olabilir, bir klasörden de ibaret olabilir. Ya da başkasından aldığımız proje, yani fork adını verdiğimiz proje de olabilir. Biraz sonra dediğim gibi bu terimlere daha çok değineceğim. Ve dediğim gibi kendi projelerimiz de yer alabilir. Mesela şu an profilime baktığım zaman, mesela VS Code. Ben bu projeyi Microsoft'tan forklamışım. Yani Microsoft'un sunduğu bu projeyi kendi sayfamda görüntüleyebiliyorum. Bunlar da mesela benim kendi yazdığım repositörler, kendi oluşturduğum repositörlerden oluşuyor. Repositör ve projekten bahsetmek istiyorum biraz. Bu ikisinin arasındaki farkı çoğu arkadaşımız bilmiyor. Ya da hani ikisinin farkı ne acaba? Yani ha proje ya ha repository diye düşünebiliyorlar. Aslında bir yerde haklılar. Birkaç yıl öncesine kadar ikisinin çok bir farkı yoktu. İkisi de aynı anlama geliyordu. Fakat zaman geçtikçe ikisini birbirinden ayırdılar. O da şu anlama geliyor. Repository aslında şöyle söyleyeyim. Kodların bulunduğu, proje kodlarının bulunduğu yer anlamına geliyor. Proje ise birçok repositörünün toplanıp, birleştirilip hani sunulduğu bir proje. Hani tam cümleyi şu an kuramadım sanırım. Hani birçok repositörden oluşuyor aslında proje. Mesela ben deneme amaçlı tamamen bir proje eklemiştim. Fakat bunu bilmeden ekledim. Bu tamamen tek bir repository. Dediğim gibi birçok repository birleştirip proje kısmına atabilirsiniz. Bu ikisinin farkı çok anlaşılmıyor. Dediğim gibi çünkü çok önceden ikisi aynı anlamlara geliyordu. Paketler kısmı çok hani bizim için şu an için çok önemli bir sekme değil. Tamamen bize şey sunuyor. Environment yani ortam oluşturuyor aslında bizim için. GitHub paketimiz için bir ortam oluşturuyor. Burası şu an bizim için önemli değil. Repositörden bahsetmek istiyorum biraz. Şimdi ben sizlere web sitemiz üzerinden nasıl repozitörü oluşturabiliriz? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Sonrasında da GitHub Desktop üzerinden nasıl repozitör oluşturabiliriz? Bundan bahsedeceğim. Şimdi mesela bir tane örnek gösterelim, örnek yapalım. Repozitör kısmına girdiğimiz zaman New butonuna basıyoruz. Şimdi buraya geldik. Repozitör adımız ne olacak? Mesela ne diyelim? Yapay zeka diyeyim. Tamamen sallıyorum şu an. Yapay zeka repository adı alınabilir. Gayet güzel. Description kısmı tamamen size ait. Yani projenizin açıklamasını yazabilirsiniz. Bunu daha sonrasında da ekleyebilirsiniz. O yüzden şu an için bir şey yazmayacağım. Şimdilik atlıyorum. Şimdi asıl gerçekten çok önemli bir kısma geldik. Siz bu projeyi public mi yayınlayacaksınız, private mı? Yani halka açık mı yayınlayacaksınız yoksa sadece sizin görebileceğiniz bir şekilde mi yayınlayacaksınız? Şimdi ben şu şekilde yapıyorum. Eğer bir projem bitmişse ve bunu artık gerçekten halka açmak istiyorsam, yayınlamak istiyorsam public şekilde seçiyorum. Private seçeneğini de daha bitmemiş bir projem varsa ya da atıyorum bir firma için çalışıyorsam bu firmanın projesini GitHub üzerinden ekip çalışmasıyla beraber hani yürütüyorsam bunu private şekilde yayınlıyorum. Biraz sonra zaten hani private'ı da daha ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Şimdilik public seçiyorum. Çünkü biraz sonra Feyyaz arkadaşımızla beraber bu proje biraz bu açacağım proje üzerinden değişiklik yapacağız. Bu kısımda tamamen opsiyonel. İsterseniz ekleyebilirsiniz. Daha sonrasında da ekleyebilirsiniz. Kısaca bahsedeyim. README dosyası sizin projenizin açıklamasını yaptığınız kısım aslında. Kısım anlamına geliyor. Yani mesela şuradan hemen şey yapalım. Bir profilime gireyim. Bir README dosyası gösterebilirim. Hızlı bir şekilde. Sanırım internet biraz sıkıntılı. Hangisinde vardı acaba? Mesela bunu ben forklamışım. Forkladığım bu projenin readme kısmı burası. Yani bir projeyi açtığınız zaman o proje nasıl çalışır? Projede neler yaptınız? Ya da yani projeyi çalıştırmak için gerekli olan kütüphaneler ya da neler gerekli?
gibisinden bilgilerini verdiğiniz kısım aslında biraz da. O yüzden ritmik kısmı gerçekten çok önemli. Sizin biraz profesyonelliğinizi de gösterir. Dediğim gibi bunu sonradan da ekleyebilirsiniz. Şimdiden de ekleyebilirsiniz. Diğer seçeneklerimizi hemen hızlıca tekrar göz atalım. Tekrar açıyorum. Evet. Ekleyelim şimdiden. Şimdi git ignore kısmımız var. Git ignore nedir? Aramızda hani JavaScript ile çalışmış, React.js ile çalışmış arkadaşlarınız varsa hani bilirler onlar da. Ya da tabii ki başka programlama dillerinde de vardır. Ben sadece o alana çok net bir şekilde hakim olduğum için söylüyorum. Node Modules diye bir klasör vardır. React.js'in bilgisayarımızda çalışabilmesi için internetten indirdiğimiz, NPM sayesinde indirdiğimiz klasörleri kapsar. Bu Node Modules sayesinde biz React projemizi hızlı bir şekilde, hani React projemizi çalıştırabiliriz. Fakat biz bunu bir yere aktarırken ya da GitHub'a aktarırken, bir arkadaşımıza atarken çok büyük bir dosya olduğu için aktarmada zorluk yaşarız. Bir de şöyle bir durum var. Node Modules her bilgisayardan bilgisayara değişir. Yani benim bilgisayarımın bir React projesini çalıştırması için gerek duyduğu klasörler farklıdır. Atıyorum Feyyaz'ın bilgisayarın gerek duyduğu klasörler farklıdır. Bu sebepten biz bunu GitHub üzerinden arkadaşımızla paylaşırken Node Modules klasörünü gitignore klasörünün içine ekleriz. Deriz ki Node Modules klasörümü ignore et, görme deriz. Ve bunu yaptığımız zaman da git bunu görmez ve hani o klasörü almadan diğer klasörlerimi GitHub hesabıma aktarır. Bu şekilde özetleyebilirim. Lisans ise hani çok bir şey yok. Hani seçmek zorunda değilsiniz. Tabii ki büyük bir proje yapıyorsanız seçersiniz. Tabii ki güzel olur. Genelde ben aslında MIT lisansını seçiyorum. Bu şekilde özetleyebilirim. Seçelim hadi hepsini. Hepsi görünür olsun. Şuradan MIT lisansını seçelim hızlıca. Şunu seçmeyeyim ya, uğraşmayalım şimdi. Tamam. Repozitörümü oluşturuyorum. Süper. Şimdi repozitörümü oluşturdum. Burada şunu yapmak istiyorum. Feyyaz'ı bu projeye dahil etmek istiyorum. Ve hani Feyyaz bunu GitHub desktop'ını nasıl indirecek? Nasıl değişiklik yapacak? Yaptığı bir değişikliği nasıl geri alacak? Yani biraz da versiyon kontrol sistemini göstermek istiyorum. Ve oradaki işte branch olur, işte push olur, pull request'ler olur. Onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Feyyaz, indirdin mi GitHub desktop'ı? Feyyaz'a bağlanıyoruz. Tamamdır. Buraya kadar sorunuz varsa hızlı bir şekilde cevaplayabilirim tabii ki. Aklınıza takılan, kafanıza yatmayan. Evet, indirdim şu anda Beyza Hanım. Hı hı. Mevcut. Tamamdır. GitHub desktop. Tamamdır. Hemen küçük bir şey daha göstermek istiyorum. Aklıma geldi. Ayarlar kısmında repozitörümüzün ayarlarını yapabiliriz. Ben biraz da bundan da hemen hızlıca bahsetmek istiyorum. Repozitör ayarlarımızda neler var? Şimdi options kısmında en aşağıda repozitörümüzü silmek istiyorsak en aşağıda delete this repository kısmı var. Buna tıklayarak repozitörümüzü silebilirsiniz. Ben şu an silmeyeceğim. Change visibility, bu da görünürlüğü değiştir demek. Ben biraz önce ne yapmıştım? Public yapmıştım. Herkese açık yapmıştım. Fakat ben şimdi Feyyaz'la ortak bir ekip çalışması yapacağız. Ortak çalışacağız. Ve bitmemiş bir proje üzerine çalışacağız. Bu yüzden ben bunun özel olmasını istiyorum. Bu sebepten şu an için ben bu projeyi saklıyorum. Hemen şifreye girmek gerekiyor. Evet, şu an private oldu benim projem. Süper. Şimdi ben private olan bu projeyi Feyyaz'la nasıl paylaşacağım? Manage Access kısmına giriyorum. Bu Access kısmından Feyyaz'ı ekleyeceğim. Invite a Collaborator diyorum. Feyyaz bana
kullanıcı adını ya da mailini söyleyebilir misin? Seni hızlıca ekleyeyim. Tabii kullanıcı adım Feyyaz CN19. Aa, yanlış yazdım. Ekle diyorum. Şu an Feyyaz'a bir mail gitti. Mail hesabına girip benim bu davetimi kabul etmen gerekiyor. Tabii. Hızlı bir şekilde kabul ederse süper olur. Feyyaz daha kabul ederken ben de hemen hızlıca birkaç bir şeyden daha bahsedeyim. Şu an aklıma geldikçe çünkü bahsetsem güzel olur. Mesela burada bir star işaretimiz var. Bu star işareti bizim hangi projeleri starlamışız, hangi projeleri beğenmişiz, hangi projelere daha sonra dönüp bakmak istiyoruz ya da altyapısını beğendiğimiz projeleri daha sonrasında incelemek istiyoruz. Mesela bu projeleri buradan ulaşabiliriz. Mesela şuradan bir tane repozitörüme gireyim. Mesela bu repozitörüm benim iki kişi starlamış. İki kişi tekrardan dönüp bakmak istemiş mesela. Bunlar da aslında güzel şeyler, güzel ayarlar. Ben yine böyle aklıma geldikçe küçük küçük bilgilendirmeler yapacağım tekrardan. GitHub, Feyyaz kabul ettin mi maili, isteği? Yükleniyor şu anda da bir saniye internette biraz yavaş Tamamdır, geliyor. sıkıntı yok. O sırada ben soruları alabilirim, sorularınız varsa. Şu an iyi gidiyor gibiyiz anlama konusunda. Süper ya. Ama yani soru gelirse tabii ki daha mutlu olurum. Biz yayının trollenmesi ihtimaline karşı olarak herkesin sesini kapalı olarak başlatıyoruz arkadaşlar. Sorusu olan olursa hemen Aynen, moderatör çete arkadaşlar şey yapacak. yazarlarsa. Chat'e de yazabilirsiniz. Peki ben Sanırım. şeyi sorayım. GitHub desktop kullanmakla direkt tarayıcı üzerinden kullanmak arasında hani çok belirgin bir fark oluyor mu yoksa ikisi de kullanılabilir mi? Bence şöyle çok bence belirgin büyük farklar var. Bunu biraz sonra GitHub desktop kullandıktan sonra daha net bir şekilde görebilirsiniz. Şimdi şöyle bir repository eklerken, oluştururken desktop bize daha çok avantaj sunuyor. Nasıl mesela? Yani nasıl açıklasam şu an? Ya ben sevmiyorum açıkçası. Ben Yazma. GitHub Desktop üzerinden Beyazla beraber çok görürüz seviyorum. şeyleri, avantajlarını. Ya versiyon kontrol sistemi olayı GitHub Desktop'ta daha kolay bir şekilde yapabiliyoruz. Yani yaptığımız bir değişikliği daha kolay bir şekilde geri alabiliyoruz. Arayüzü aslında mesela bir değişiklik yaptık bir klasörde. Orası mesela artı eklenmiş kısım, eksi silinmiş kısım. Hani bunları bu şekilde gösterebiliyor. Tabii ki GitHub web sitemizde de bu rahat bir şekilde görünüyor. Fakat yeni başlayan arkadaşlarımız için çok karmaşık geliyor. Çok fazla terim var. Hani bir de İngilizce mesela. İngilizce bilmeyen arkadaşlarımız için, da orta seviye, az seviye bilen arkadaşlarımız için biraz sıkıntılı olabiliyor. Hani bir arayüz kullanmak daha kolay bence. Ben desktop'tan önce Git kullanıyordum. Hani direkt Git kullanıyordum ve komutlarla aslında işlem yapıyordum. Tabii ki komutlarla işlem yapmayı seven arkadaşlarımız için güzel bir sistem diyebilirim. Fakat kolayı varken zoru seçmeyi ben pek sevmiyorum açıkçası. O yüzden her zaman desktop kullanıyorum. Hatta Feyyaz açana kadar ben hızlıca şey yapayım. Desktop'un arayüzünü ben sizlere göstereyim. Benim biraz bağlantım bayağı zayıfladı da başka bir arkadaş devralırsa çok iyi olabilir. Çünkü açamıyorum kitabı ben kendi tarayıcımdan. O zaman şimdi başkasının indirmesi de zor olacak. Ben de indirmemiştim. Ya şöyle. Gönüllü olan varsa. Yoksa da sıkıntı yok. Ben yine elimden Gönüllü var, geldiğince. gönüllü var, gönüllü var. Sesini açayım hemen. Berk Yavuz gönüllü olmuş. Anındaki alalım. Kusura bakmayın yani internet probleminden dolayı bu Evet, şekilde hiç bir sıkıntı yok. sorun Hiç yaşadık. problem. Özür dilerim yani. Estağfurullah. Bir Zaten ekranı düştü normal ama çok problem internet olmadı. problemi. Berk'in sesi Şöyle.
Aslında gönüllü bir arkadaş istememin sebebi hani bir ekip çalışması nasıl yapılır ben bunu göstermek istiyorum. Hani ben buradan tek başıma bir değişiklik yapabilirim evet ama hani karşı taraf bunu nasıl görüyor? Biraz da bunu aktarmak istiyorum arkadaşlarıma. Beyza Hanım, kitap açıldı şu anda. Ben de Süper. aynen açıldı. Ben devam edeyim. İsterseniz Feyyaz'ın internet düzeldiyse Feyyaz'la başlamıştık. Onunla devam edebiliriz. Berk Yavuz da gönüllü olmuş sağ olsun. Onunla da devam edebiliriz. Çok fazla bilmiyorum. Ben sadece hesap kurmuştum. Sonrasında bir şey yapmamıştım çok fazla. Yani bilmiyorum. Güzel. Yani Feyyaz daha iyi biliyorsa o devam edebilir. Hiç dert değil ya. Kim isterse kabul. De benim ekran 14 inç, o yüzden bilmiyorum. İkiye bölmek birazcık kötü olabilir. Tamamdır. Feyyaz hızlıca giriş yapabilir misin desktop'a? Tabii. Şu anda giriş yaptım. Ben ekranımı paylaşayım mı sizinle? Yoksa? Şöyle yapalım. Tamam. Ben ekran paylaşımımı durduruyorum. Sen ekranını paylaş. Ben şimdi seni yönlendireceğim. Bir proje nasıl paylaşılır? Ya da hadi dediğim gibi biraz önce bahsettiğim konu başlıklarından sizleri bilgilendireceğim. Seni de bilgilendirerek, yönlendirerek. Şu anda paylaşıyorum. Evet, süper. Şimdi desktop'umuz hazır. Senden şunu istiyorum. Biraz önce biz bir repository oluşturmuştuk. Bu repository'yi bilgisayarına indirmeni istiyorum. Bunu da şu şekilde yapacağız. GitHub'a girer misin web sitesi üzerinden? Seninle paylaştığım projeyi açar mısın hemen hızlıca? Nereden erişiyorum oraya? Şöyle mailinden davet atmıştım. Orada da Tamam. erişebilirsin. Buraya Heh. tıkladım Tamam. ben. Kabul et. Şuraya tamam, geldi. Süper. Şimdi evet şu an repositörümüzdeyiz. Şimdi biz bunu bilgisayarımıza da sindireceğiz. Orada yeşil bir buton var. Kod Tabii. başlığında. Evet. Ona tıklar mısın? Open with GitHub Desktop der misin? Evet. Şimdi biz şu an bunu lokalimize indiriyoruz. Süper. Şu an projemizi biz bilgisayarımıza indirdik ve desktop üzerinden değişikliklerimizi yapacağız. Şimdi biz bunu indirdik fakat bu proje nerede bulunuyor? Biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Şu an C'ye girmeni istiyorum. Şimdi biz projeyi yaparken tabii ki yedekler de alabiliriz. Fakat bizim GitHub'a bağlı olduğumuz bir şey var. Klasör var. O da belgeler klasörümüz. Belgeler pardon C bir geri gider misin? Yanlış söyledim de aynı. Belgeler klasörümüzde bir GitHub klasörü var. Bu klasör GitHub Desktop'a bağlı. Evet. Biraz önce tekrar girer misin GitHub'a? Evet, burası biraz önce bizim indirdiğimiz repositörümüz. Şimdi biz bütün değişikliklerimizi bu klasör üzerinden yapacağız. Yani mesela atıyorum bu repositoryi biz şeyde çalışacağız. VS Code'da çalışacağız. Bu klasörü açmamız gerekiyor. Yani başka bir yerde bulunan yapay zeka adlı bir klasör bizim GitHub'ımızı etkilemeyecektir. Feyyaz, şimdi senden bir şey rica ediyorum. O Tabii. klasörün içine girer misin? Mesela biz burada bir şey paylaşalım. Bir saniye. Ben mesela hızlıca sana bir kod parçacığı göndereceğim. Chat üzerinden. Mesela bir şey paylaştım. Hemen onu kopyalar mısınız bundan? Gelmedi şu an. Ha, tamam, şimdi geldi. Tamamdır. Kopyaladım. Evet. Şimdi Python burada dosyası açayım aynen bir isterseniz. tane Python dosyası aç bana. PY uzantılı bir Python dosyası aç. Adına da Hello diyelim mesela. Merhaba kitap. Süper. Şimdi bu öncelikle şöyle yapalım. Bir açma, bir dakika kodlarımızı ekleme. GitHub'a gelir misin? Desktop'a bir gelir misin? Desktop'taki değişikliği bir görelim. Bak, şu an farklılıklar, değişikliklerde hello.py adlı bir dosyanın, klasörün eklendiğini bize gösteriyor. Fakat the file is empty. Hani şu an bu dosyanın içi boş. Yaptığımız her değişiklik anlık olarak desktop üzerinden bize gösterilir.
Şimdi bu hello.py'ye bir kod ekleyelim. Biraz önce sana gönderdiğim kodu ekleyebilir misin? Ben hemen VS Code'u açacağım. Arkadaşlarım da bir yandan denerlerse çok güzel olur. Takıldıkları bir yer olursa hemen yardımcı olurum. Evet, hızlıca. Hello.py. Evet. Şu anda ekran. Süper. Kaydet. Evet, şu an dediğim gibi anlık olarak GitHub Desktop üzerinden biz yaptığımız tüm değişiklikleri görebiliyoruz. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Biz şu an biz Feyyaz'la beraber çalışıyoruz. Bir ekip çalışması yapıyoruz. Feyyaz bana bu yazdığı kodu göndermesi gerekiyor. Feyyaz bana bu kodu nasıl gönderecek? Şimdi biraz bundan bahsedelim. Şimdi aşağıda description'ın üstünde createHello.py diye bir kısım var. Burayı yazmak zorunlu bu arada. Yazmamız gerekiyor. Bu yaptığımız değişiklikte neler yaptık? Kısaca hani birkaç kelimeyle bahsetmek gerekiyor. Ben genelde ilk commit'ime, buna commit deniyor bu arada, initial commit yazıyorum ya da createHello.py'ye yazabilirim. Hello.py'yi hızlı bir şekilde yaz. Evet. Şimdi description kısmını yazmak zorunda değilim. Tamamen size bağlı. Commit to main. Şimdi burada main adında bir kelimemiz var. Bu main ne demek? Aslında biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Projemiz branchlere ayrılıyor. Bu branchler hani Türkçe karşılığı dallanmak demek, dallanma demek. Aslında ana branchimizin adı master olarak geçiyor. Bu master'ın farklı dalları var. Bunu da mesela main diyebiliriz ya da kendimiz bir branch oluşturabiliriz. Yukarıda sol tarafa doğru current branch kısmı var. Mesela şu an main seçili. Bu branchler bize ne sağlıyor? Bir ana projemiz var. Bu ana projemizin eklemeler yapacağız fakat çalışıp çalışmadığını denememiz gerekiyor ki ana projemize biz bunu ekleyelim. Yani çalışmıyorsa ve biz bunu eklemişsek tabii ki GitHub sayesinde, versiyon kontrol sistemi sayesinde biz bunu geri alabiliyoruz. Fakat hani buna gerek yok. Farklı dallar oluşturarak deneyelim ve sonrasında projemize entegre edelim. Mesela şu an Feyyaz main branch'inde bulunuyor. Bizim ana branch'imiz master branch'i deniyor. Mesela ben şu an açtığım zaman bende master branch'i görünüyor. Çünkü ana repository'yi ben oluşturdum. Feyyaz şu an bir ekleme yapacak. Feyyaz şimdi commit to main der misin? Main branch'ine commit'le gönder anlamına geliyor aslında biraz da. Tamam. Süper. Şimdi burada push origin seçeneği çıkıyor. Şimdi push origin aslında ne demek? Biraz hani Türkçe şey yapabiliriz. Push hani gönder, push'la. Yani biraz da Türkçe'de itele anlamına geliyor. Projeyi yaptığım değişikliği itele demek aslında biraz da. Push origin seçeneğine basarsan süper olur şimdi. Tabii. Origin bu arada hani şey demek, kaynak demek. Kaynağı itele, ana proje kaynağına gönder anlamına geliyor. Evet, süper. Şimdi Feyyaz gönderdi. Şu an Feyyaz'ın gönderdiği, pushladığı değişikliğe hemen hızlı bir şekilde web sayfamız üzerinden bir bakalım. Ekranını kapatacağım da bir izin verin. Tamamdır. Tamamdır. Açar. Siz Ben bu açarsanız. sırada göstereyim. Aynen. Aynen, bu sırada ben göstereyim hızlı bir şekilde. Şu an şöyle çekeyim şunu. Görünüyor olması lazım. Hızlı bir şekilde profilime giriyorum. Bakın şurada da çıktı bu arada. Ama yine de repozitörümüz üzerinden görelim bunu. Yapay zeka. Hemen hızlı bir şekilde giriyorum. Bakın, biraz önce Feyyaz'ın eklediği klasörü hello.py'yi görebiliyorum. Biraz önceki açıklaması neydi? Commitlerken yazdığı açıklama hello.py eklendi diye bir açıklama yazmıştı. Bu klasörün içine girdiğim zaman Feyyaz'ın projede yazdığı kod parçacığını görebiliyorum. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Evet, Feyyaz bir şey gönderdi, bir şeyler yazdı.
Ben de bunun üzerinde bir değişiklik yapmak istiyorum. Feyyaz'ın yazdığının üzerine bir değişiklik yapmak istiyorum. Ben de şimdi Feyyaz'la aynı adımları izleyerek bu projeyi GitHub desktop'ıma ekliyorum. Klonladım. Açılıyor. Şuradan hemen yapay zeka gelmiş. Süper. Şimdi ana ekranım burası. Ben daha hiçbir değişiklik yapmadığım için hiçbir tertemiz ekranım. History kısmında mesela ben biraz önce 18 dakika önce initial commit yani ilk commit'i yapmışım. Bu da ne oluyor? Repository oluşturmam oluyor. Daha sonrasında Feyyaz hello.py klasörünü eklemiş. Süper. Ben de bu projeye bir şeyler eklemek istiyorum. Hemen projemin bulunduğu belgeler kısmına şöyle yan tarafa atalım. Belgeler kısmından GitHub'a giriyorum. Neredeydi yapay zeka? Burada. Hemen ben de bir şeyler ekleyeyim. Mesela yine bir Python. Pardon. Ben de Hello GitHub klasörünü eklemek istiyorum. Yanlış yazdım sanırım. Düzenleyelim hızlıca. Şimdi open with Notepad'le hızlıca bir şeyler yazalım. Şöyle göstereyim. Hızlıca bir şeyler karalayalım. Mesela ne diyelim? GitHub'a giriş eğitim diyelim. Hızlı bir şekilde. Bir kod yazmamıza gerek yok. Şimdi ben bunu kaydediyorum hızlı bir şekilde. Kaydettim. Kapatıyorum. Ben bu projeye bir ekleme yaptım. Şimdi GitHub desktop'uma geldim. Değişiklik kısmına giriyorum. Gördüğünüz gibi Hello GitHub klasörünü ben oluşturmuşum. Ve ben bu klasörün içine GitHub'a giriş eğitimi adında bir ekleme yapmışım. Şimdi tamam ben böyle bir değişiklik yaptım. Fakat ben bu değişikliği geri almak istiyorum. Yani ben bu yaptığım şeyden hoşlanmadım ya da Feyyaz'ın yazdığı koddan ben çok hoşlanmadım. Ben bir değişiklik yapmak istiyorum. Ne yapabilirim? Burada Git'in bize sunduğu versiyon kontrol sisteminin sunduğu çok kullanışlı bir özellik var. Önce bunu bir göndereyim. Feyyaz da görebilsin. Create diye kısaca hemen commit to main diyorum. Push origin diyorum. Ve projeme kaynağıma pushluyorum. Süper. Şimdi history kısmında hepsi görünüyor. Şimdi mesela ben Feyyaz'ın yaptığından hoşlanmadım. Ne yapabilirim? Sağ tıklıyorum. Revert change in commit. Bu değişikliği, bu commit'i geri al. Geri alıyorum. Ve bunu tekrardan ana projeme gönderiyorum. Şimdi biraz sonra klasörümü açtığım zaman Feyyaz'ın eklediği hello.py klasörünü ben göremeyeceğim. Çünkü ben o değişikliği geri aldım. Bakın. Yani bu şekilde büyük değişiklik yani ekip çalışmasının güçlendiriyor aslında bu özellik bizi. Ya ben dediğim gibi hoşlanmadığım bir şey var. Hemen onu silip ya da onun üzerine ekleyip bir şeyler yazabilirim, ekleyebilirim. Bu şekilde yine web sitemiz üzerinden göstermek istiyorum. Bakın anlık olarak pardon hemen yenileyim. Gördüğünüz gibi benim paylaştığım Hello GitHub.py klasörüm bulunuyor. Fakat Feyyaz'ın paylaştığı Hello.py klasörüm bulunmuyor. Bu Ben şekilde burada gösterebilirim. çok az kaçırdım ama şeyi sorayım. Benim aklıma takıldı. Burada her zaman master branch mi son söz sahibi oluyor? Yani şu an Feyyaz tekrar değiştirmek için siz izin vermediğiniz sürece aslında Feyyaz değiştiremeyecek gibi bir şey mi oluyor? Ya şöyle çok öyle bir durum yok aslında. Master bizim ana projemiz. Yani şöyle düşünelim. Bir dal düşünün, ağaç dalı. Ana gövde master'ımız. O parçalara ayrılan kısım mesela main olabilir. Bizim buradan kendi ekleyeceğimiz branch de olabilir. Biz bunları en son birleştiriyoruz aslında. Hani kaynağa attığımız zaman, kaynağa gönderdiğimiz zaman biz bu branch'leri birleştiriyoruz ve hani tek bir dal, hani hepsini birleştirmişim düşünün biraz. Aynen anladım. Tek bir proje ortaya çıkıyor en son. Mesela ben bir şey yapıyorum, siz bir şey ekliyorsunuz, Feyyaz bir şey ekliyor derken bunları birleştirdiğimiz zaman master branch'imize birleştirdiğimiz zaman tek bir proje ortaya çıkmış oluyor. Böyle Tamamdır. söyleyebilirim. Güzel. Yani Hemen bir de açıklayabiliriz arkadaşlar. Kısaca kitabı hani okulda proje ödevi yaparken birbirinize WhatsApp'tan atmak yerine direkt şeyden evet. kitap üzerinden yapabilirsiniz.
Şöyle GitHub'ı aslında not defteri olarak kullanan da çok arkadaşımız var. Ben bunu da çok faydalı buluyorum. Mesela yapay zeka alanında bir kursa başladınız. Yaptığınız tüm yazdığınız tüm kodları burada repozitör oluşturarak paylaşabilirsiniz. Bu sayede hani bu sizin yani illa bir proje olmasına gerek yok. Bu yazdıklarınız ve sizin ne kadar bu alanla ilgili olduğunuzu gösterir. Ne kadar çok çalışma yaptığınızı gösterir. O yüzden mutlaka hani ekleyin. Ekip çalışmalarınızda mutlaka GitHub'ı kullanın. Mesela CodeCraft'ta biz bir Python eğitimi verdik ve bu Python eğitimini GitHub üzerinden takip ettik. Arkadaşlarımıza projeler verdik ve projelerini GitHub'da paylaşmalarını istedik. O Aslında zaten yüzden hem GitHub'ın o yeşil kısmının daha yeşil görünmesi için de güzel bir şey. Bu arada evet kesinlikle. araya girdim ama bir sorumuz varmış. O soruyu Hı, tabii ki. Mert Altınay'ın bir sorusu var. Onu önce alalım. Sonra Mert Atay'ın da sanırım sorusu olacak. Tamamdır. Tabii ki. Buyurun. Merhaba. Ben şeyi soracaktım. Bu herkesin yani contributorların oluşturduğu branchlerin historik olarak takip edebiliyoruz ama burada bir yetkilendirme sistemi gibi bir şey var mı? Mesela ben kişinin kodu görmesini ya da incelemesini ve işte gözden geçirmesini istiyorum aslında diyelim ki onaycı olarak. Ona bu yetkiyi veriyorum. Main branch bende. Ama onun herhangi bir değişiklik yapmasını istemiyorum. Bu kısmı nasıl yönetebiliyoruz? Çünkü bir değişiklik yaptığında aslında benim onun silmesini istemediğim bir branch de yok olmuş olacak bir klasörüm içinden. Orada yönetsel açıdan bir faydası oluyor mu? Şöyle, aslında yapılan değişiklikler biraz önce bahsettiğim gibi revert edilerek geri alabilirim. Bu şekilde sağlanabilir. Bir de şöyle bir şey sormuştun, şöyle bir cümle geçti. Bir şey yazdı mesela, bir kod parçası yazdı. Bana bunu pull request yaparak benden izin alması gerekiyor. Mesela, şimdi mesela ben pull requestlerime giriyorum. Benim birkaç tane projem var, tamam mı? Mesela bana benim projem üzerinde bir değişiklik yapıyor ve bu değişikliği bana pull request olarak gönderiyor. Diyor ki Beyza hani bunu incele, eğer beğenirsen bunu projene aktar. Mesela ben tamamen denemek amaçlı VS Code'a bir şeyler yapmışım. Hani Microsoft'un VS Code adlı projesine bir şeyler eklemeye çalışmışım ve bunu ben istek olarak atmışım. Demişim ki ben sizin projenizde böyle bir değişiklik yaptım. Bunu lütfen gözden geçirin. Eğer kabul ederseniz bunu projenize ekleyin gibisinden. Böyle bir şey yapılabilir. Ama dediğim gibi o yani çok fazla şey yok. Yönetimsel açıdan nasıl desem bir üstünlük yok. Dediğim gibi beğenmediyseniz o yapılan işi direkt revert edebilirsiniz, direkt silebilirsiniz. O mainler Tamamdır. aslında şu anlama geliyor. Tabii ki bir hani daha doğrusu branchler o main'i beğenmediniz, o yapılan branch'i beğenmediniz, tamamen silebilirsiniz, iptal edebilirsiniz. Bu şekilde açıklayabilirim. Yani o master'a eklemek zorunda değilsiniz hiçbir şekilde. Bir de Mert Atay'ın sanırım sorusu var. Tabii Gamze ki. hani bir şey söyleyecekse bir açalım arkadaşlar sesi. Arayı kaldırdım da. Öncelikle merhaba. Merhabalar. Bir Gamze'nin şeyini alalım kısaca. Maşallah sorular da artıyor. Ben şeyi soracaktım da tekrar. Teşekkür ederim bu arada cevap için. Şu açıdan soruyorum bu arada çok yazılım ilgisi olan biri değilim ama reverse engineering açısından ya da işte denetsel açıdan ne kadar güvenilir bir platform olduğunu düşünebiliriz. Bu açıdan da değerlendirmek istediğim için soruyorum. Ayrıca şunu tam anlayamadım. Branch dediğimiz şey aslında mesela tam olarak belki aynı şeyi ifade etmiyor olabilir ama modül de diyebilir miyiz ya da ya modül ve çok büyük bir projeye bağlantı sağlayan master modül olarak değerlendirebiliriz ya da acaba bir kod parçasının içindeki main fonksiyon ve diğer bağlantı kuran fonksiyonlar olarak düşünsek ya böyle düşünebiliyor muyuz? Bu birinci sorum. İkinci sorum da o aradaki aslında parametre bağlantılarını daha sonra nasıl yapıyoruz? Böyle bir şey var mı? Ya da yapılması gereken bir şey mi, gerekmeyen bir şey mi? Onu da tam emin olamadım. Bunları sormak istiyorum. Şöyle açıkçası şu an ilk sorunu biraz unuttum gibi oldu kusura bakma. Tekrar sorabilirim, hiç aynen problem değil. lütfen özür Bir diliyorum. şey. ya aslında mesela
Python kodu yazıyoruz. Hı-hı. Bir tane main fonksiyonumuz var. Her şeyin çalışacağı. Hı-hı. Diyelim ki içinde işte girdik. F1 fonksiyonumuz var. F1'in içinde hello world yazdırıyoruz. F2 fonksiyonumuz var. Hello Beyza yazdırıyoruz. O F1'i aslında direkt F1'in içine girip F1'i de yukarıda tanımladık ve print fonksiyonunu da F1'in içinde tanımladık. Aslında o F1 fonksiyonunu bir branch diyebilir miyiz? Yani o şekilde mi hayal etmeliyiz? Yoksa işte bir projenin farklı modül kodları gibi mi düşünmeliyiz? Ya şöyle, tam anlatamadım ama şöyle tam aynen. Yo, ne demek istediğini anladım. Her iki türlü de düşünebilirsin. Mesela küçük yaptığın küçük bir değişikliği bile bir branch'e atayabilirsin. Yani bunu illa modül olarak düşünmene gerek yok. Yazdığın küçük bir hello world hani printf fonksiyonunu bile, yazdığın bir printf'i bile farklı bir branch'e, başka bir şubeye, dala ayırabilirsin. Yani iki şekilde de düşünebilirsin. Şu şekilde de olabilir. Mesela yazdığın bir web sitesi projesi var. Bu projenin bir front-end'i var, bir back-end'i var. Front-end kısmı ayrı bir dal, back-end kısmı ayrı bir dal. Bunlar birleşince mesela full stack bir web site ortaya çıktığını düşün. Mesela bunlar da modül oluyor, büyük düşünmek gerekirse. Bu şekilde de düşünebilirsin aslında. Yaptığın her şeyi ayırabilirsin. Projeden tamamen ayırabilirsin. Böyle peki burada main üzerinden bütün branchlerin bağlantısını nasıl kuruyoruz? Bir parametre ortaklığı olması gerekir mi böyle bir durumda? Şöyle aslında burada mesela ben şu an main branch'indeyim. Buradan master branch'ini seçersem tüm projeyi aslında master branch'ine atmış olurum. Yani ana branch'imi atmış olurum gibi düşünebilirsin. Farklı bir parametreye gerek yok. Anladım. Tamam. Tamamdır. Teşekkür ederim. Rica ederim. Tamamdır. Bir soru daha var sanırım. Berke Düzgün el kaldırmış. Tabii ki. Benim sorum şey konusunda. Başlarda NASA'ya proje gönderen yazılımcılardan bahsetmiştiniz galiba. Ben bahsettim. Evet. Ya, öyle büyük projeleri ya da açık kaynak kodlu projeleri nasıl destekte bulunabiliriz misal? Güzel ya, bir soru. Evet. Ha, lütfen. Yılmaz Bey buyurun. Ya ben bildiğim kadarını söyleyeyim. Hani NASA için ben devreye soktum, soru size gelsin gibi şey yapmaz. Yani bilmediğimiz yer varsa. Şey açısından ben nasıl olduğunu çok bilmiyorum ama benim gördüğüm Türk yazılımcılar arasından kendi komiteni gönderen insanlar çok fazla yazılımla gerçekten sabah akşam ilgilenen insanlar. Sanırım bunları takip ediyorlar ve bu takip sonucunda açık kaynak kodlu projeleri görüyorlar diye düşünmüştüm ben. Şimdi şöyle aslında çok soruyla alakası yok fakat ben bir şey daha göstermek istiyorum açık kaynaklı projelerle alakalı. Biraz önce ben VS Code'dan bahsettim. Mesela ben ona bir girip bir şey göstermek istiyorum hızlı bir şekilde. Açık kaynaklı bir proje VS Code bildiğiniz üzere. Evet. Ben Microsoft'un projesine girerek şuradan mesela hızlı bir şekilde girelim. Burası Microsoft'un kendi GitHub hesabı. Buradan ben bu projeyi forklayarak kendi projeme, kendi GitHub hesabıma repository olarak ekleyebilirim. Mesela şu an ekledim tekrardan. Ben buradan istediğim, dediğim gibi değişiklikleri yapabilirim. Hani GitHub'ın sunduğu güzelliklerden birisi de bu. Hani kısaca bir forktan da bahsetmek istedim. Yani bu açık kaynaklı projeler üzerindeki değişikliği aslında bu şekilde de yapabilirsiniz. Kendiniz de bir şeyler ekleyebilirsiniz. Biraz önce pull requestlerden bahsetmiştim mesela. Hızlı bir şekilde mesela birine gireyim. Ben VS Code'a, Microsoft'a bir pull request atayım. Mesela çok büyük, yani tabii ki bir şey yapmayacağım. Şuradan edit diyorum. Hızlı bir şekilde mesela şuraya birkaç tane boşluk ekliyorum. Çok bir şey yapmadım. Diyorum ki yeni bir branch oluştur ve istek gönder diyorum. Mesela pull patch gönderiyorum. Bu şekilde açık kaynaklar üzerinde bizler oynama yapabiliriz ve Microsoft bunu inceler, create pull request inceler ve uygun görürse projelerine ekler. Hani dediğim gibi açık kaynaklar üzerinde bu şekilde değişiklikler yapabilirsiniz. Tamamdır, herhalde. Şimdilik soru yok gibi devam edebiliriz. Şöyle ben hemen desktop üzerinden bir şey daha göstermek istiyorum. Pardon. Desktop üzerinden bir şey daha göstereceğim. Şimdi ben hello.py'yi
eklendi kısmını, yani Feyyaz'ın eklediği kısmı ben geri almıştım ve silmiştim. Böyle bir klasör artık yoktu. Ama ben tekrar pişman oldum. Ben bunu tekrar geri getirmek istiyorum. Ne yapabilirim? Tekrar revert edeceğim. Tekrar revert edersem hani tersin tersin alınca hani düz olur mantığıyla ben bunu geri almış oluyorum. Tekrar pushluyorum. Klasörüme baktığım zaman Feyyaz'ın yazdığı şey burada görünüyor. Hemen ben bunun üzerinde küçük bir değişiklik yapacağım. Mesela hemen hızlı bir şekilde şurada açayım. Mesela ben Feyyaz'ın yazdığı bu kod üzerinden bir şeyi beğenmedim ve ben bunu silmek istiyorum. Ne yapabilirim? Hemen şu satır mesela beğenmedim. Siliyorum. Kaydediyorum. Kapatıyorum. Tekrar geldiğim zaman son değişiklik ne? Bu. Bakın burada ne olmuş? Ben burada bu satırı silmişim. Dördüncü satırı silmişim. Onun yerine bir boşluk eklemişim. Biraz önce hatırlıyorsanız hani orayı sildim ve bıraktım tamamen. Bu şekilde de eklenen, çıkarılan, değiştirilen her şeyin takibini yapabilirsiniz. Mesela ne diyelim? Dördüncü satır silindi. Mesela tamamen sallıyorum. Hani bu şekilde yazılmaz normalde. Mesela main branch'ime yolluyorum. Pushluyorum. Ve history kısmında dördüncü satır silindi olarak Feyyaz açtığı zaman, GitHub desktop'ını açtığı zaman benim dördüncü satırı sildiğimi görebilecek. Tekrardan GitHub'ımıza şuradan dönersek o dördüncü satırın silinmiş olduğunu görebileceğiz. Aslında hani GitHub'ın kullanım şekli bu tamamen. Hani bu dediklerimizin hepsini Git üzerinden de yapabiliriz. Fakat dediğim gibi ben her zaman kolay taraftarıyım. Hani kolay neredeyse onu kullanmak gerekir. Çok fazla ameliyeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Eğer tabii kullanan arkadaşlarımız var. Ben de zamanında çok kullandım. Dediğim gibi kolay olduğu için tuttuğum bir şey her zaman. Mesela bakın dördüncü satırda burada bir şey vardı. Artık burada tamamen boşluk var. Contribute'lar mesela ben varım. Feyyaz var. Bu şekilde de kısaca bahsedebilirim. Projem bitti. Varsayıyorum. Ayarlara giriyorum. Ayarlara girip, pardon Manage Access'e girdim. Manage Access kısmında Contribute ekleyebiliyoruz. Options kısmından aşağıya inerek görünürlüğü değiştireceğim. Ve herkese açık yapacağım. Public yap diyorum. Şu kısmı kopyalayıp yazmanız gerekiyor. Ama ben, yani yazmanız gerekiyor fakat ben kopyalıyorum. Bu şekilde şu an artık projem herkese görünür bir şekilde. Böyle aslında anlatacaklarım bu kadar diyebilirim. Gayet açıklayıcı ve kapsamlı bir eğitim oldu kendi açımdan. Yani ben de GitHub'ı zamanında kullanmıştım ama çok fazla hani her şeyi bilerek kullanamamıştım. İşte şuradan şunu yapıyormuşuz, buradan bunu yapıyormuşuz gibi olmuştu. Burada hemen hemen her şeyi görmüş olduk. Burada eğer isteyen arkadaşlar varsa kendi GitHub hesaplarını da tabii şey ki atabilirler. Chat'ten herkese paylaşırız. Bu arada biraz önce bize de bir mesaj gelmişti. Onu ben biraz önce sorulardan önce daha önce sorumuz var mı diye sorduğumuzda bir arkadaş çok güzel anlatıyor. İnsanın aklında pek soru kalmıyor diye bir cevap vermiş. Ona teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Ya yararlı olabilmişsem, aktarabilmişsem ne mutlu bana. Ya bilgiler paylaştıkça çoğalır her zaman. Güzel bir eğitimde. Hatta 28 kişiyle de tamamlamış olduk ki. Süper. Için çok güzeldi. Şimdi eklemek isteyen, eklemek istediği bir şey olan varsa arkadaşlardan el kaldırabilir. Hemen sesini açarız. Yoksa yavaş yavaş eğitimimizin sonlarına doğru geliyoruz arkadaşlar. Bu arada eğitimden sonra kulübümüzün Discord kanalında bir oyun gecemiz olacak. Oraya da gelebilirsiniz. Eğer sahura kadar uyumayan varsa. Bizim güzel bir oyuncu ekibimiz var. Onlara katılıp oyun oynayabilirsiniz. Bu arada bana özelden de bir soru geldi. O soruyu da sorayım. Startup'ta developer olmak bize ne gibi avantajlar ve ne gibi dezavantajlar sağlar diye bir soru gelmiş. Onu şimdi şöyle, ben önce kendimden biraz bahsetmek istiyorum bu konuda. Birinci sınıfımın yazında 3 aylık bir gönüllü stajyerlik yaptım. Staj deneyimim oldu. Bu deneyim sonrasında yarı zamanlı işe girdim. Hem okula devam ediyordum,
hem işte çalışıyordum. Orası bir startuptı. Hani yeni bir startup sayılmaz fakat hani 5-6 senelik ya da daha fazla tam hatırlamıyorum olan bir yerde. Şimdi startupta çalışmak bir öğrenci için kesinlikle çok önemli. Neden? Asıl işi bir öğrenci orada öğrenir. Yani tam bir ekip çalışması döner bana göre. Çünkü herkesin bir görevi vardır. Hatta herkes gereğinden fazla görev üstlenir. Gereğinden fazla iş yapar. Ve genelde hani öğrencilere de fazla iş yüklenir startup taraflarında. Daha çok şey istenir. Ben bunun bir öğrenci için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü asıl ekip çalışmasını bir öğrenci orada görür. Asıl işi bir öğrenci orada görür. Yani ben düşünüyorum mesela kurumsal bir yerde başlasaydım önce işim stabil olacaktı. Mesela tabii ki kurumsal bir yere giremezdim öğrenciyken. Fakat hani girdiğimi düşünecek olursam işim stabil olacaktı. Yaptığım şey stabil olacaktı. Ama startupta daha çok çalışmanız gerekiyor. Gecenizi gündüzünüze katmanız gerekiyor. Ve bu sayede daha çok şey öğrenmeniz gerekiyor. Bir şeyi sizden istiyorlar. Bilmediğiniz bir şey. Ama bu onlar için önemli değil. Öğrenmek zorundasın. Ve öğrenir öğrenmez uygulamak zorundasın. Bu sizin araştırma yeteneğinizi güçlendiriyor. Öğrenme kabiliyetinizi güçlendiriyor. Ve öğrendiğinizi uygulama kabiliyetinizi güçlendiriyor. O yüzden kesinlikle öneriyorum. Bir öğrenci ya da mezun olduktan sonra birkaç sene startuplarda biraz hani doğru tabir midir bilmiyorum. Hani ezilmeli ya da ezilmek değil de şey diyebiliriz. Bir öğrenmek için kendini feda ediyor gibi oluyor aslında. Evet işte. Evet biraz öyle olması gerekiyor. Yoksa işini ben tabii ki tam anlamıyla öğrenebilir fakat startuplar bunun daha hızlı gerçekleşmesini sağlıyor. Bu şekilde aktarabilirim. Çok teşekkür ederiz cevabınız için. Sizin de startup deneyiminiz olduğu için de güzel bir cevap oldu. Benim aynen tam olarak startup'ın oldu. Ben de izlediğim yayıncılardan, YouTube üzerinden izlediğim yayınlardan hep insanlar zaten ilk yıllarda çok fazla iş değiştirmeyi ve çok fazla startup'ta deneyim kazanmayı tavsiye ediyorlar. Startup'ta çalışmayı düşünen arkadaşlar varsa. Bunu da eklemiş olalım. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Son sorayım. Bu arada chatten linklerimizi de Discord linkimizi ve diğer hesabını paylaşan arkadaşların GitHub linklerini de paylaştık. Tekrar hatırlatayım. Buradan sonra Discord'da oyun gecemiz olacak. Discord'da isteyen gelebilir. Ben de paylaşayım ya GitHub'ımı. Tabii. Sanırım özel gidiyor mesaj. Evet, özelden daha önce bir trollleme deneyimimiz olmuştu da ilk etkinliğimizde çok fazla yurt dışından insanlar gelip çığlık atıyordu yayında. Ondan dolayı artık özel açtık. Sanırım sorusu olan da yok. Yavaş yavaş eğitimimizin sonuna geliyoruz. Gerçekten yaklaşık bir Mert Atay sesini açayım ben Mert Atay. Mert Atay'ın sorusu varmış sanırım. Tabii ki. Bir saniye. Buyur Mert Atay. Öncelikle ben Beyza'ya merhaba demek istiyorum. CodeCraft'ta çalıştığınızı biliyorum ben. beraber bir Python eğitiminde ben vardım. Katılık baya güzel bir oluşumdu. O yüzden CodeCraft konusunda eğer şey olursanız bence katılmalısınız. Ben bizzat eğitimini almış biri olarak konuşuyorum. Gayet güzel eğitimimiz vardı. Şahsen bu kadardı. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Memnun kaldıysanız yani. Biz zaten bu girişimimizde öğrencilerimiz için ekip çalışmasını, hani öğrencilerimize ekip çalışmasını öğretmeye çalışıyoruz. Bir proje nasıl çıkarılır? Bunun takibini yapmaya çalışıyoruz. Ve bu süreçte de öğrencilerimizin yanında olmak, onlara motivasyon kaynağı olmak, yapamadıkları sorularda onlara destek olmak için uğraşıyoruz. Memnun kaldığın için gerçekten ben çok sevindim. Çok teşekkür ediyorum. Kesinlikle memnun kalmamak elde değil. Çünkü bizzat sizin de yardımınız oldu bana. O yüzden bir şey söylemesem içimde ufka kalırdı. O yüzden izin istedim sizden. Teşekkür ederim bu arada izin verdiğiniz için. Ben de çok sevindim. Böyle birleşmelerin olacağını tabii ki bilmiyorduk. Evet. Çok güzel denildi. Buradan CodeCraft'ı da söylemiş olalım arkadaşlara. Onların aktivitelerine de bakabilirsiniz. Güzel bir yayın oldu. Tam bir saatte gerçekten
güzel bir şekilde GitHub öğrendik ve neler çıkıyor işte yayın. Süper. Bugünlük bu kadar diyelim arkadaşlar. Beyza Hanım çok teşekkür ederiz tekrardan katıldığınız için. İsteyenleri buradan Discord'da oyun kanalımıza alabiliriz. Sohbet, oyun karışık gidiyoruz. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim ben de. Sizlerle tanışmak gerçekten benim için bir şerefti. Kendinize dikkat edin. Teşekkür ederiz.